Arkadaşlar merhaba. Şimdi nereye gidiyorum? Bugün çok high planlarım var. Nusret'e biliyorsunuz kılıf kolik. Çok güzel telefon kılıfları var. Hatta şöyle göstereceğim. Benim telefon kılıflarım falan hep oradan soruyorlar. Şimdi bunun fiyatları da bir tık yüksek olanlar var. Uygun olanlar var. Her bütçeye göre varmış. Ama ben o yüksek fiyatlı olan kılıflarını bugün Nusret'e gıcık olsun diye Rayon'dan alacağım. Yoldan geçerleri ücretsiz dağıtacağım. Tabii onu Nusret görünce nasıl bir tepki verecek bilmiyoruz. Hep birlikte göreceğiz, izleyeceğiz. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Şimdi kılıf koliğin önüne geldi ve en güzel kılıflarını seçeceğim Nusret'in. Böyle taşlı, tuşlu, incili, boncuklu, kadın, erkek bir sürü hediye edeceğim. Yoldan gelene geçene hediye edeceğim. Diyeceğim ki buyurun bu bizim reklamımız, hediyemiz. Çünkü niye? Nusret'i kışkırtacağım. Görürsünüz. O kadar malı gidince tabii çok mutlu olmayacaktır. Çünkü karşılığında para gelmeyecek. Hadi. Kimse de sormuyor bunları ne yapacaksın. Koran yok nasıl? Bitsin devamını alırım. Yoldan geçenleri bile kılıf dağıtacağım. Size kılıf vereyim. Telefonunuzun modelini bilmiyorum ama ben size bunu veriyorum. Yarın gelip değiştirebilirsiniz. Yani kılıf koliğiyle hediyesi. Onlara vermiyorum şimdi. Teyze var. Almaz. Size kılıf hediye edin. Size kılıf hediye edin. Ay hepsini attık. Bir şey olmaz. Zaten vereceğim dedi. Motorda gireni bile hızlı. Yarın gelip buradan değiştirebilirsiniz. Tam da telefonu verdi. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Sıcakta acayip hareketsiz. O yüzden ben etraftaki salonları, mağazaları her üstüne gezeceğim. Bunlara bırakacağım. Merhaba. Hoş geldin ablası. Nusret Bey'in size hediyesi. Buyurun. Eyvallah. Teşekkür ederim. İstediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Biz size azıcık verdik mi kabul? Bir tane daha alabilirim. Buyurun. Çok küçücük etmiş. Siz yarın modelini de değiştirin. Sen görürsün. Kılıf koliğin özelliği bu işte. Bakacağım çıkarken. Size de kılıf verelim. Teşekkür ederim. Siz istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Dediğimiz sağ olun. Kılıf verelim mi? Olur, harika. Eşinize, kızımıza, akrabalarınıza. Teşekkürler. Yarın isterseniz modeli böyle değiştirebilirsiniz. Teşekkürler. İsteyenler artık sıraya girdi. Size kılıf verelim. Bir tane değiştirebilirsiniz yarın. Kılıf değil, özel ediyoruz. Size kılıf verelim. Hediye ediyoruz. Seni almayanlar da var. Bak Nusret ne şanslı adamsın. Ben şans kalamam, bir şey hediye etsen. Minos gel. O da haklısınlar, korktum. Tamam. Merhaba. Siz Gülcan Hanım mıydı mı siz? Evet. Nusret Bey'in size hediyesi bunlar. Teşekkür ederim. Evet, çok sağ olun. Hoş geldiniz. Değiştirebilirsiniz. O zaman şöyle telefonuma göre. Nerede diye. Hemen şu iki dükkanı dedi değiştirebilirsiniz. Ben elimdekileri vereyim de. Onu da yukarı şimdi seteysiz. Öyle. Nusret hak etti. Aa, burada kapaklılar da var. Niye? Ablam. Efendim. Ne yapıyorsun sen? Ben bunları hediye ediyorum, dağıtıyorum. Nusret abinin haberi var mı? Yani Nusret abinin haberi yok, ona da sürpriz olacak. Reklamını yapıyorum. Abla bütün be, piyasaya hediye. Abla böyle olmaz, bir dakika dur. Yapacak bir şey yok. Gülcan abla, bitirirsin biz abla. Bitirmem ya. Valla bitirirsin. Hayır da lazım size, hayır da yapıyorsunuz şu an. Bir dakika Nusret abi söyleyeyim. Abla bir dakika, valla. Bak, alo. Bir bu kadar dağıttım. Abi Gülcan abla bizi batıracak ya, bütün kızlara hediye dağıtıyor. Hediye mi? Abi aldı götürüyor. Abla ne yapacaksın kılıflara? Size hayır olsun ya. Biraz lazım. Hayır biz canım. Reklam. Abi gel. Gel. Tamam. Biliyor musunuz? Resmen üçüncü dağıtımı yapıyorum. Ben de yoruldum artık. Çünkü alanlar almayanlar da var. Hayır bedava veriyoruz ya. Bedava, beleş yani. Ben de bazılarına söyleyemiyorum. Eyvah, Nusret geldi. Ya ne yapıyorsun? Kılıflara dağıtmışsın. Bana dua edin. Niye? Hayır. Ya sen biliyor musun, bunlar çok pahalı kılıflar. O kadar güzel reklamın oldu ki sana alın. Şu an bütün adına sana dua ediyor. Ya bunlar çok pahalı. Sen her tarafa dağıtmışsın. Baksana dükkan.
kimse bana sormadı da. Topladım topladım. Yani nerede? E lazım. Ama bunlar çok pahalı. Ver bunlara ver. Bunlar ya, çok pahalı ya. Verdiklerimiz ne olacak? Onlar gitti artık. Yapacak bir şey yok. Abi benden zorla aldı ya. Ya İbrahim niye verdiniz? Vallahi niye zorla aldı şey ya. Bak almıyorlar hala. İki tane de bana kaldı. Olur ben bunları alayım. Abi. Ah İbrahim ha, sen nasıl verdin ya bu kılıfları? Ha bunları diz yeme. Ben biliyorum ona ne yapacağımı. Abi ben biliyorum. Zorla aldım. Sen diz onları diz. Ben biliyorum ne yapacağımı. Ya bak ya, bir de çarkı çeviriyorsun ya. Sen ne kadar rahat bir insansın. Şu ipi çıkaracağım, telefon kazandım bir de. Bir şey söyleyeceğim, bütün esnafa verdik. Şu kuyumcuya çok ayıp. Çok iyi yaptın ya. Ona vallahi bizi vermem. Batırdın. Bizi batırdın. Oldu. Bir iki tane ona da vermem. Neyse senin de mağazan var. Ben de gelip dağıtacağım. Nusret'i biraz sinirlendirdik. Zaten istediğim de buydu. Biraz derken biraz fazla sinirlendi. Yani ne oldu 3-5 tane? 30-40 tane. 100-200 tane kılık verdiyse. Ne oldu? Sana dokunur mu? Ayrıca bu bana eğer benim iş yerime ya da benle ilgili bir şey yapmaya kalk. Bu kez arabana gelir sıra. Benden uyarmasın.